bellidir. Ötüver de gülübim, bir ötüver. Geniş olan gam zaman değildir. Geniş olan gam zaman değildir. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün kilorozu duymadım, canım sıkıldı. Amanin canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir öp verem kocaman kız, limon yanaktan. Amanin limon yanaktan. Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Başkaya. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün kendi memleketimin türküsü olan Denizli'nin Horozları türküsünü sizlerle çalışacağız. Bu türkü biliyorsunuz ki Denizli deyince akla ilk gelen sanatçılardan biri olan Özay Gönlüm Usta'nın derlediği bir eser. Eser çok ritmik, çok dinamik bir eser. Hangi yöreye ait hissetseniz bile kendinizi, ama bu ezgiyi duyunca insanın içi kıpır kıpır olur diye düşünüyorum. Güzel bir parça. Sadece hani ben Denizliyim diye güzel geliyor olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten keyifli bir parça. Özay Gönlüm kendisi de çok güzel okuyordu. Sizler için bağlamaya göre notaya almaya çalıştım. Söz kısmını yani biraz daha sade yazdım. Çünkü çok esli mesli yerleri var normalde, ama biz genel olarak biz ana ezgiyi çalalım diye uğraştım. Onun için biraz da sade gibi kalabilir söz kısmı özellikle. Parça doğa müstezat üzerine, yani doğa kararlı bir parça. Bu biz bu kararda birkaç tane eser çaldık. Hatırladığım benim bir tane şu an aklımda Altın Hızma Mülayim parçası. Altın Hızma Mülayim parçası da aynı böyle doğada bitiyordu. Rast demiştim hatta ona da. Ege yöresinde rast makamında türkü yok falan demiştim, ama sonradan hatırladım, Denizli'nin Horozları rast makamına yakın. Tam rast makamı değil ama o duyum var, o hissiyat var parçada. Zaten bizim halk müziğimiz öyle makamlara tam oturmaz. Ancak böyle çağrıştırabilir, öyle biz adlandırabiliriz bunu. Parçamız do müstezat olunca si bemol 2 var. İkinci perde oluyor bizim. Üst telde de 5. perde. Si bemol 2 arkadaşlar. Si bemol 2'ye basıyoruz. Bir yerde fa diyez basıyoruz. Bir yerde birkaç yerde mi bemol basıyoruz. Mi'ler natural normalde. Birkaç yerde mi bemol basıyoruz. Onları ben işaretli koyacağım, yine sağımı solumda göreceksiniz. Bir yerde la bemol basıyor. La bemol. Sol'den hemen sonraki perde oluyor. Yani 10, 11, 12, 13, 14. perde sol. 15. perde la bemol. Bir yerde si bemol'e basıyor, dokunuyor. Yoksa parça kolay ki, bu çarpmaları falan oturtmak için güzel bir parça. Yani şu var mesela, şöyle çarpma koydum mesela. Do re si. Re'ye çarpıyoruz mesela. Zaten re'ye de o V işareti koydum. Yine onu göreceksin. V işareti, çarpma işareti. Do re si. Do re si var. Bir de do do re. Do do. Bir de do do sol. Do re do sol. Bu var mesela. Bir de taktırma var. Taktırmayı şöyle işaretledim kendimce. Şöyle ok, küçük ok ucu. Mızrak ucu gibi olan bir işaret var orada. Onu da yine işaretleyeceğim. Mesela si'nin üstüne yazdım. Onu nasıl yapacağım? Mesela do re si. Si'yi çekerek çıkartacağız. Taktırmalı mesela. Do, re alttan, sonra si de böyle ta, re si, re si, re si diye duyacağız bunu. Do re si, do re si. Dikkat bak. Do re si. Do üstten, re alttan, si de alttan takıyor. Bak, re dediğinde iki tel de geçiyor.
sonra si'ye o üstlere dayanıyor, sonra si'ye çat diye çekmiş oluyor. Do, re, si. Dikkat. Do, re, si. Bunu sürekli yaptım arkadaşlar. Yani sürekli var parça mesela. Re, mi, do, re, si, do, re, si, do, re, si. O, bu hem çakma hem taktırma işareti var. İlk ölçüden başlıyor zaten. O parçanın karakteristik özelliği böyle gözüküyor. Re, mi, do, re, si, do, re, si, do, re, si. Çekmeli de bak, çarpmalı. İlk ölçüyü de, ilk ölçüden başlıyor zaten o hareketi yapmaya. Yani ilk ölçü çalışmanız bile parça çoğunu çözmüş olursunuz. Bir de dikkat edin, ilk re mi'nin üzerinde noktalar var. Üstünde yine sağ do son, onu göstereceğim size nasıl olduğunu. O noktalar ne anlama geliyor? Müzikte pizzicato diye bir anlam vardır. Yani pizzicato'nun Türkçe karşılığı kesik çalma. Böyle şöylece re, re, mi, re, mi. Re'ye vuruyoruz, kaldırıyorum elim bak. Vuruyorum, hani gücünü alıyorum aslında. Böyle kaldırma değil de. Bunu birkaç türküde de yine yapmıştık biz mesela. Re'ye basıyorum, gücü azaltıyorum. O re'nin sesi de kısılmış oluyor. Çünkü tel baskıdan kurtuluyor ve titreşemiyor. Elinde tutmuş oluyor. Gibi. Kapatmış gibi oluyor zaten re. Re, 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 mi, re, mi. Do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Gibi yapıyor. Şimdi ilk ölçüyle başlayayım mı? İlk ölçü şunu yapıyor. Şöyle çalıyorum. Şöyle. Re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. İlk ölçüydü bu. İkinciye geçtim. Şöyle yapıyor. Do, re, mi, re. Mesela. Do, re'ye kayıyorum. Onu çarpma gibi. Çarpmayı V işaret koydum yine. Do, re, mi, re, do, do, re, si. Yine. Şimdi biraz önce ilk anlattığım şeyi yaptım. Do, re, do. Re'ye çarptı bak. Do, do, re, si. Si de alt telde. Alttan vuruyor. Do, do, re, si. Takma gibi değil artık burada da. Üst, re üstten, si alttan geldi. Takmalı göstermedim buraya bak. İkinci ölçüyü bir de çalıyorum. Do, re, mi, re, do, do, re, si. Do, re, si, do, do. Şimdi ilk birinci ölçü ve ikinci ölçü çalıyor. Bunu sürekli bunu şekillendirerek bunu döndürüyor zaten parçada. Ana teması bu parçanın. Şu bir daha çalıyor. Birinci ölçüdeyim. Re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Do, re, mi, re, do, do, re, si, do, re, si, do, do. Üçüncü ölçüye geldim. Mi, re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Yapıyor bak. Mi, re, mi, do, re, si. Mi, re, mi, do, re, si. Mi, re, mi, es, do, re, si. Do alttan geliyor burada, dikkat. Mi, re, mi, mi, re, mi, re, mi'nin üzerinde noktalar var, yani pizzicato. Kesik kesik çalınıyor. Mi, re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Üçüncü ölçü, bir daha çalıyorum. Mi, re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Do, re, mi, re, do, re, si, do, re, si, do, do. İkinci ölçü de aynı gibi ama burada bağ var. Do, re, mi, re, do, re, si yapıyor. O re'yi uzatıyor yani. Gelibolu'nun G'si, Lu'suyla ikinci Gelibolu'nun G'si birleşiyor. Şöyle. Do, re, mi, re, do, re, si, do, re, si, do, do. Böyle yapıyor. Şimdi dördüncü ölçüye kadar çalayım mı? Şöyle. Yavaşça. Re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Do, re, mi, re, do, do, re, si, do, re, si, do, do. Mi, re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Do, re, mi, re, do, re, si, do, re, si, do, do. Yaptı. Devam ediyorum. Sol, la, 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 sol, sol, fa, mi, re, mi. Bu ölçü böyle. Bir daha çalıyorum burayı. Sol, la, 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 sol, sol, fa, mi, re, mi. Yaptı. Yine. Do, re, mi, re, do, do, re, si, do, ve sol, fa, sol. İkinci ölçüyü gibi yapıyor ama sonu ilk iki dörtlüğü aynı. Do, sol, fa, sol kısmı farklı. Do, re, mi, re, aynı. Re'yi çekerek başladı, çarparak. Kaydırıyor. Do, re'yi kaydırıyor. Yani bu çarpma işareti koyuyor ama kayıyor burada. Bir bir geliyor bak. Parmak numarası yazma efendim. Do, re, mi, re, do, re. Do, re, do, re, si, do. Sol, fa, sol. Sol, fa, sol de dağlar dağladı beni de gördük çırparak. Sol, fa, sol yapıyor bak. Do, re, mi, re, do, re, do, re, si, do, ve sol, fa, sol.
V dediklerini dörtlük vuruşlarda, dörtlük notaları V diyorum, uzunluğu çözelim diye. Bir daha çalıyorum ölçüyü. Do, re, mi, re, sol, do, re, si, do, ve. Sol, fa, sol, mi, ve. Mi, re, do, si, do, 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 do. Devamında şu var. Mi, ve. Uzun bir mi çünkü dörtlük nota. Mi, ve. Mi, re, do, si. Buraya dikkat edin. Mi bemolü. İlk mi, natural, mi. Sonra mi bemol var. B zaten yazıyor. Mi, re, do, si. Yani mi orada değişiyor. İlk aynı ölçünün içinde birincisi natural, ikincisi bemole dönüyor. Mi, be, mi, re, do, si, do, 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 do. Devam ediyorum. Sol, la, 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 sol, si, la, sol, fa, mi, re, mi. Biraz önce şunu yapmıştı bak. Sol, la, 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 sol, sol, fa, mi, re, mi. Aynı şeyi yapıyormuş gibi burada biraz. İşin içine bir değişik çeşni koyuyormuş gibi düşünün. Sol la 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 la. Sol si si dört de alıyor si bemol. Sol si la sol fa mi re mi. Bak. Sol la 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 la. Sol si la sol fa mi re mi. Yine do re mi re do do re si do. Ve sol fa sol mi ve mi re do si do. Yaptı. Çok kolay. Yani kolay dedim, sürekli aynı şeyi tekrar ediyor. İlk iki ölçü çalarsanız gerisi çalmış gibi oluyor. İlk iki ölçüde hepsini çalmış olursunuz. Çünkü diğer hep böyle şekillendiriyor. İçine bir şeyler katıyor. Ama aynı ezgi aslında. Sonra söz kısmına geliyor şöyle. Sol do do sol do sol do do sol do yapıyor arkadaşlar. Şimdi söz kısmına kadar kesintisiz bir solfejini yapayım sizle. Şöyle. Re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Do, re, mi, re, do, do, re, si, do, re, si, do, do. Mi, re, mi, do, re, si, do, re, si, do, do, sol. Do, re, mi, re, do, re, si, do, re, si, do, do. Sol, la, 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 la. Sol, sol, fa, mi, re, mi, do, re, mi, re, do, do, re, si, do, ve. Sol, fa, sol, mi, ve. Sol la 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 la. Sol si la sol fa mi re mi do re mi re do do re si do ve. Sol fa sol mi ve mi re do si do 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 do. Sol do do sol do. Sol do do sol do. Yapıyor arkadaşlar. Şuna dikkat. Do'ları do karar nasıl basıyoruz? Birinci parmağımız alt telde do'ya bastı dördüncü perdede. Üçüncü parmak yüzük parmağı diye tarif edeyim. O üst tel, yedinci perde üst tele basıyor. Dördüncü parmak yani serçe parmağı da yedinci perde orta tele basıyor. Buna do karar deniyordu. Do karar. Yani bunu do orada ne yapıyorsunuz diye sorarsanız cevaplamış oldum bak. Do, 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 do. Yani do karar basarak yap. Do, 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 sol, do. Sol, do, do, sol, do yapmış oldu. Sol de orta telde sol. 7. perde yani re'nin olduğu yerde orta tel sol oluyor. Yani re alt tel re dediğimiz yer orta telde sol, üst telde neydi? Cevap geliyor do. Evet. Şimdi söz kısmına gireyim. Şöyle söz kısmına. Sol bu pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz. Sol do do sol do sol do do sol do yap. Şöyle gidiyor. Sol do 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 si do do sol. Tellidir yavrum anam yapıyor. Devam ediyorum. Do mi re do do si la la si la si sol. Bir daha yaparım. Do mi re do do si la la si la si sol. Tellidir. Devam ettim. Si do 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 mi re do 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 do. Bir daha çalıyorum. Si do 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 mi re do 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 do. Burada pembe boş zaman yapıyor. Sol do 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 si do do sol do mi re do do si la la si la si sol. Si do 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 mi re do 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 do.
yaptı. Sonra en baştaki arasız çalıyor. Re mi do re si do re si do do sol. Do re mi re do do re si do. Mi fa sol fa sol yaptı. Do re mi re do do re si do ve mi fa sol fa sol. Burada böyle farklılık yapıyor. Do re mi re do do re si do ve mi fa sol fa sol. Do re mi re do do re si do ve mi fa sol fa sol 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 sol. Pembe raman pembe raman yaptı arkadaşlar. Dikkat. Denizli'nin horozlarına geçtim. Fa sol 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 la sol 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 mi. Dikkat. Fa sol 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 la sol 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 mi. Fa fa mi fa fa mi 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 mi. Mi fa sol fa. Yani burası kolay. Fa fa mi fa fa mi. Beraman yapıyor. Mi fa sol fa la. İşte burasına dikkat. Bu ayrıntıları kaçırıyorsunuz. İşte bu ayrım sensin de. O aralar o la bemol oluyor, sol bir değişiyor. Onları görmeyince adam türkü bu alakasız bir şeye benziyor. O ayrıntılara aman dikkat edin. Yani şu eskiden tamam hadi önünüzde bir şey yoktu. Şimdi artık sağımı soluma koyuyorum. Dikkat çekmek istediğim şeyler kırmızıyla böyle boyu şey yapıyorum, çerçeve için alıyorum falan. Ona dikkat. Burada la bemol basıyor. Yani solden hemen sonraki perde mesela. Mi fa sol fa la sol fa mi 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 do yapıyor. Do nerede? Orada da yazdım. 2 yazıyor. 2. Yuvarlak içinde 2 yazıyor. Yuvarlak içinde 2 şu demek. Yani yuvarlak içinde yazılan sayılar şunu ifade eder bizim bağlama literatüründe. Birinci alt tele birinci tel deriz biz. Orta tele ikinci tel. Üst tele üçüncü tel deriz. Yani bu do'yu mi do derken o do'yu ikinci telde yani orta telde bul ve bas demek istiyoruz yani. Mi do derken do nerede? Sol'ün olduğu yer. Alt telde sol notasının olduğu yer. Orta telde do notası oluyor. Yani 14. perde do oluyor. Mesela. Mi do. Dördüncü parmakla basma tadı. Mi do. Ölçüyle açalım. Mi fa sol fa la sol fa mi 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 do. Mi fa sol fa la sol fa mi mi sol fa diye sol la yapıp la natürelleşiyor fa da diyezleşiyor. İki tane ölçü ardı ardı çaldım. Bir daha çalayım. Yani mi fa sol fa diye başlıyor iki ölçüde şöyle. Mi fa sol fa la sol fa mi 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 do. Mi fa sol fa la sol fa mi mi sol fa diye sol la natürel oldu. Şimdi Denizli'nin horozlarını birleşik çalayım. Fa sol 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 la sol 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 mi fa fa mi fa fa mi 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 fa sol fa la sol fa mi 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 do. Mi fa sol fa la sol fa mi mi sol fa diye sol la di la natürel yaptı orada. La natürel yapıyor. Ötüverde geçtim. Es ile başlıyor burada. E sol la 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 sol sol fa mi re es mi fa mi re re mi re mi re do. İki ölçü gitmiş oldum. Yani es sol la 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 sol sol fa mi re. Burası kolay zaten. Burada bir değişiklik var. Es mi fa mi re es mi fa mi re derken natüreldi. Re mi re derken mi bemol oluyor artık. Dikkat, orada bir bemol işareti var mi'nin önünde. Re mi re mi re do yapıyor. Bir ötü ver yapıyor. O ölçüyü bir daha çalıyorum. Es mi fa mi re re mi re mi re do. Aradaki ayrımı duymaya çalışın. Devam ediyorum. Es mi fa mi mi re do si la si sol. Geniş olan gam zamanı. Bir daha. Es mi fa mi mi re do si la si sol. Do mi do re si do 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 do. Değildir yapıyor. Devam ettim.
Mi fa sol, geniş olan gam zamanı yap. Şimdi geniş mi fa sol yapıyor. Dikkat. Ha gerisi aynı. Şimdi bir ötü şeyden ötü verdi gidiyoruzunu alıyorum. Birleşik alacağım. Dikkat. Evet. Sol la 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 sol sol fa mi re. Evet. Mi fa mi re re mi re mi re do. Evet. Mi fa mi mi re do si la si sol do mi do re si do 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 do. Mi fa sol mi mi re do si la si sol do mi do re si do 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 do. Yapıyor, dikkat. Şimdi asmam çardaktan kısmına geldim. İlk bölümü çalabilirsiniz ama burada biraz daha söze yönelik yazdım. Şöyle. Re mi do do re si do re do re si do sol. Aynı şeyi yapıyor aslında. Re mi do re si do re si do. Yapıyorduk yani. Burada biraz farklı. Burayı görmek isteyenler için buraya bir çalayım. Çalmak isteyenler zaten benim şeyimi dinlesinler. Çok farklı bir şey yapmıyor zaten. Dikkat, burayı bütün çalacağım. Re mi do re si do re do re si do sol. Re re mi do do re si do re do re si do do. Sol la 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 fa sol la sol fa mi re. Do re mi do do re si do. La sol sol mi 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 re do si do 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 do. Burada yine şeye dikkat etmeniz lazım nakaratına. Mi natrel mi re do si derken mi bemol oluyor, dikkat. Mi natrel mi re do si do 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 do. Arkadaşlar parça bu kadar. Umarım karşıya aktarabilmişimdir. Notalar sağımda solumda yazıyor artık. Elimden geldiğince ne diyorsam onun notasını sağımda solumda yansıtmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de anlamadığınız yerleri tekrar geri dönün. Çünkü ben bocaladığım yerleri çıkartıyorum yani. Mutlaka anlayabileceğiniz cümleleri koyuyorum. Montajla atıyorum çünkü. Siz de ona dikkat edin yani. Mutlaka geri alın. Dinleyin. Hızlı geçiyorum diye düşündüğünüz yerleri bir daha tekrar tekrar dinleyin ki hızlı geçmediğimi anlarsınız. Çünkü bir ilk dinlediğinizde anlayamama ihtimaliniz yüksek. Hep söylüyorum yani. İlk dinlediğinizde bu parça çalabiliyor olsaydınız zaten bu videoyu izlemeye gerek duymazdınız. Notasını açardınız ya da bildiğiniz parça hemen elinizi bağlamaya alınca çalabilmiş olurdunuz. Onun için yani bol bol dinleyin. Bir videoyu, bir dersi ilk izlediğinizde anlamanız mümkün değil. Onu tekrar tekrar üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bu şekilde bu parçamızı çalışalım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.